Evet, haberimizi sunalım. Biraz önce bunun biz kendi mesleğimizde teaser'ı deriz, tanıtımını sunduk sizlere. Konu şu: İçerdiği nikotinin yanı sıra bunun da ötesinde başka içerikler nedeniyle sağlığa zararlı olduğu bilimsel olarak da kanıtlanan elektronik sigaralara şimdi de farklı aromalara sahip puf barlar eklendi. Evet, bunlar özellikle gençleri etkiliyor ve onlara yönelik pazarlanıyor. TV100 yazarı Cengiz Semercioğlu bu yeni zehir diyebiliriz, bunu gündeme getirdi. Arkadaşımız Şeyma Kan ve Emrah Kahraman da haberini hazırladı. Ciddi bir moda haline dönmüş durumda, mutlaka önlemi alınmalı. Sigara neyse elektronik sigara da odur. Göz alıcı renk ve desenleri çeşit çeşit tatlarıyla, duman değil buhar yalanıyla pazarlanıyor, gençler hedefleniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün tespitlerine göre dünyada her yıl 8 milyon insan tütün ve türevleri yüzünden ölüyor. Ve tütün sektörü ölenlerin yerine yenisini bulmak zorunda. Ve o zehir sektörünün ilk hedefi gençlik. Şimdi de gençleri yakalamak için kullandığı yeni zehrin adı puffbar. Elektronik sigaralara şimdi de renk renk çeşit çeşit puffbarlar eklendi. İçerisinde nikotin bulunmadığı için masum anlatılsalar da aslında durum hiç de öyle değil. TV100 yazarı Cengiz Semercioğlu bu konuyu gündeme getirdi. Yaklaşan elektronik sigara salgınına karşı uyardı. Türkiye'de elektronik sigaranın kullanımı ve satışı yasak. Ancak gençlere yönelik hazırlanan puff adında bir nevi elektronik sigara var. Bu en büyük tehlikelerden bir tanesi. Doktorlar bu yeni tip sigaranın zararlarına karşı uyarıyor. Yanıldığımız en önemli nokta elektronik sigaranın kanser yapmadığı ya da bağımlılık yapmadığı yönünde. Bu tamamen yanlış bir bilgi. Elektronik sigaranın içinde de tütün olmasa da diğer sigarada bulunan veya sigarada bulunmayan da zararlı kimyasal maddeler var. Elektronik sigara kullanımı Evoli adı verilen yeni bir hastalığa sebep oluyor. Ani, akut, akciğer hasarı gelişebiliyor. Bu hasar öyle hafif bir şey değil. Ciddi nefes darlığıyla yoğun bakımlarda takip edilmesi gerekebiliyor. Bu sebeple kaybedilen de hastalar var. Yazarımız Semercioğlu'nun dikkat çektiği gibi sokakta gençler arasında bu yeni zehri bilmeyen yok gibi. Benim çoğu arkadaşlarım kullanıyor mesela. Ben mesela karşı duyuyorum. Çok zararlı. Kaç yaşındasın? 15. Yani sadece sağlıklı olmadığını biliyorum. Daha öncesinde kullanıyordum zaten, bayağı araştırdıktan sonra bıraktım. Çünkü bir moda haline geldi. Kızlara yönelik ayrı cicili bicili paketleri, erkek çocuklarına yönelik ayrı cicili eğlenceli paketleri var. Ve artık 6. sınıfta, 7. sınıfta çocuklar birbirlerine bu puflardan ikram ederek bir moda haline döndürdü. Yeni zehrin internet üzerinden kaçakçılar tarafından yasa dışı satışı yapılıyor. Türkiye'de elektronik sigara satışı yasak, ancak internet sitelerinden veya sosyal medya hesaplarından oldukça açık bir şekilde kolaylıkla satışı yapılıyor. TV100 yazarı Cengiz Semercioğlu yazısında yetkilileri bir an önce önlem almaya davet etti. Kış yüzünden onca şehit verdik, kurmay hataları yüzünden, lojistik hataları yüzünden Osmanlı ordusu orada çok ağır bir kayba uğradı. O bölgelerde bugün nedir durum? Çünkü birazdan gelecek görüntülerin içerisinde Kars da var. Evet, doğu bölgelerimizde kış giysisini bize gösteriyor. Yaylalar ve diğer bölgelerden, tabiattan kış manzaraları getirelim. Sarıkamış şehitlerimizi minnetle ve acıyla anarken. Doğa beyaz gelinliğini giydi, kendine hayran bıraktı. Doğu illerimizde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar kent merkezine kadar indi. Adana'da vatandaşlar karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı. Düzce Topuk Yaylası da kar yağışının etkisi altına girdi. Sıcaklığın -15 derecelere kadar düştüğü yaylalarda hayat adeta dondu. Ardahan'da karla kaplanan yalnız Şam ormanlarında yaban hayvanlar için yem bırakıldı. Kars'a kar yağışı şehirde karpostallık manzaralar sundu.
Kastamonu Küre Dağları'nda bulutlu ve soğuk havanın ardından başlayan kar aralıklarla şiddetini artırarak sürüyor. 2600 rakımlı Ovit Yaylası tamamen beyaza büründü. Ayder Yaylası'nda da durum farklı değildi. Kar yağışı dere ve ırmaklara can suyu oldu. Karın erimesiyle ufak şelaleler oluştu.